Tonguç Ana Haber Bülteninden hepinize merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir ayı aşkın bir süredir karantinadayız. Öncelikle göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı hepinizi kutluyoruz. Peki öğrencilerin gündeminde şu an neler var? Hep beraber ona bakacağız. Tonguç Ana Haber Bülteni başlıyor. son zamanlardaki en büyük merakımız yazın eğitime devam edilecek mi edilirse yaz tatilimiz kısalacak mı bununla ilgili milli eğitim bakanlığından önemli açıklamalar geldi Milletin Bakanlığından yaz tatili ile ilgili merakla beklenen açıklama geldi. Bakan Ziya Selçuk öğrencilere seslenerek telafi yaz eğitimi düzenlemesi kısmi ve hızlandırılmış bir süreç olacak. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilinin doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz açıklamasını yaptı. Bu açıklama öğrenciler tarafından tüm yurtta sevinçle karşılandı. Özellikle bu aylarda öğrenciler için soru çözmenin önemi çok büyük. Biliyorsunuzdur LGS örnek soruları artık her ay 2 defa yayınlanacak. Liseliler için de güzel bir haber var. Tam 490 soruluk bir soru paketi geliyor. Milli Bakanlığı öğrencilere uzaktan eğitimle destek vermeye devam ediyor. 9, 10, 11 ve 12. sınıf birinci dönem müfredatını kapsayan 490 soruluk destek paketinin öğrencilerin kullanımına sunulduğu duyuruldu. Milli Bakanlığı önümüzdeki haftalarda yeni sürprizlerle bu çeşitliliği artıracağı müjdesini verdi. Bu arada sizler günde kaç soru çözüyorsunuz? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Çin'de koronavirüs kontrol altına alınmaya başlandı. İnsanlar yavaş yavaş normal gündelik yaşantılarına dönüyorlar. Hatta Pekin'de bazı okullar açılmaya bile başlamış. Tüm dünya etkisi altına alan koronavirüsün başladığı yer Çin'de salgının yayılması durma noktasına geldi. Çin'in belirli bölgelerinde eğitime verilen ara sona ererken öğrenciler okullarına dönmeye başladı. Çinli bir öğrenci, "Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim." dün gece heyecandan uyuyamadım diyerek duygularını dile getirdi. Arkadaşlar şimdi çok ilginç bir konuğumuz var. Koronavirüs stüdyomuzda. Korona merhaba. Herkese merhaba. Öncelikle beni ciddiye alıp konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki ciddiye alıyoruz. Çünkü ciddiye alınmadığında maalesef tehlikeli bir hale gelebiliyorsun. Her neyse benim merak ettiğim şey şu. Dünyanın dört bir yanına yayıldın. Bunu nasıl başardın? İlk başta bu kadar yayılacağımı ben de düşünmüyordum. Fakat insanların rahat davranışı, bana karşı önlem almayışı her geçen gün güçlenmeme sebep oldu. Çin, Almanya, İtalya, İspanya derken Türkiye'ye kadar ulaştım. Evet maalesef. Peki en çok kendini hangi ortamda mutlu hissediyorsun? Hani böyle insanların birbirine temas ettiği, yakın durduğu yerler var ya, en sevdiğim ortamlar. Hapşırıklardan, öksürüklerden çıkan damlacıklar benim daha rahat yayılmamı sağlıyor. Kapalı alanlar favorim zaten biliyorsunuz. Buralarda yüzeylerin üstüne tutunuyorum ve biri gelip bana dokunsun diye bekliyorum. Sonra bir de o ellerinizi, yüzünüze, gözünüze sürdüğünüz zaman tamamdır bu iş. Vücuda girdim demektir. Demek bu kadar açık sözlüsün. O zaman bir de nerelerde mutsuz hissediyorsun kendini onu söylesene bize. Hım. Bu biraz sevmediğim bir konu. İnsanların sokağa çıkmaması, evinde kalması beni biraz zorluyor. Aralarında bir türlü geçiş yapamıyorum. Eğer bu uyguladığınız evde kalma akımı bir süre daha devam ederse Ve buna herkes uyarsa Tamamen yok olabilirim Bu arada ellerin sık sık yıkanması da hiç bana göre bir şey değil Su ve sabundan nefret ediyorum Her zaman söylemişimdir Temizliğin hijyenin olduğu yerde ben yokum Öyle yaparsanız beni bir daha göremeyebilirsiniz Biz de bunu istiyoruz zaten korona senin olmamanı istiyoruz çünkü senin varlığın Maalesef bize zarar veriyor bak okullarımıza gidemiyoruz hayatımız Sekteye uğradı artık <laughs> Sen hala gülebiliyor musun ya? Arkadaşlar üzerine bir kolonya sıkabilir miyiz? Ne? Hey tamam gidiyorum Av ah, ah. ah, tabi av ah, tabi Hoşçakal görüşmek üzere ya da görüşmemek üzere Evet e, koronayı yolladığımıza göre bültenimizi hijyenik bir şekilde devam edebiliriz arkadaşlar Milliyetin Bakanımız Ziya Selçuk Uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin sınıflarına konuk oldu Hem onlarla biraz muhabbet etti Hem de motivasyon aşıladı Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı sınıf uygulamasında öğrencilerle buluştu. İlk etapta 8. sınıflara konuk olan bakan, sınav telaşındaki öğrenciler için rahatlatan mesajlar verdi. LGS'ye girecekleri yalnızca birinci dönem müfredatından sorumlu olduklarını hatırlatan Ziya Selçuk, öğrencilerden kendilerini strese sokan şeylerden uzak durmalarını istedi. Uzaktan eğitimin en güzel yanı veli toplantısı yok. Oh kafamız rahat diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü online veli toplantıları bazı okullar tarafından yapılmaya başlandı. Uzaktan eğitim sürecindeki öğrenciler için online veli toplantıları yapılmaya başlandı. Çocuklarının eğitim süreciyle ilgili öğretmenlerden bilgi almak isteyen veliler için bazı okullar tarafından video konferans yöntemiyle toplantılar düzenleniyor. Önümüzdeki haftalarda artması beklenen uygulamadan aileler memnun olduğunu dile getirdi. Karantinada olduğumuz süre boyunca evde yapacak bir sürü yeni aktivite keşfediyoruz. Samsunlu öğretmen ve öğrenciler de bu konuda destek olabilmek için çok güzel bir video hazırlamışlar. Öğrenciler karantinada yepyeni oyunlar ve aktiviteler keşfediyor. Öncelikle noktalara yerleştirmeye çalışıyoruz. Gözüme baka baka yalan söylüyorsun. Basit, 5 hedefli bir oryantinik parkuru planladık. Evde olduğu süreçte sıkılan öğrenciler için Samsun'da Evimiz Okulumuz projesi başlatıldı. Öğretmenler ve öğrenciler birbirinden farklı oyunları tanıtarak bir video haline getiriyor. Projede her gün günün filmi, günün kitabı, sanal müze gezileri gibi birçok etkinlik kaydanlarak öğrencilerin karantinada hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanıyor. Tonguç Haber Bülteni'nin sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki bültene kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.